Son dönemde çok merak edilen, çok sorulan, beklenen iki başlık var. 3600 ek gösterge ve EYT. Evet, e, i̇lk EYT'yi konuşalım çünkü onu konuşalım. uzun süredir de konuşmuyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı. Nedir peki son durum? Şimdi Nedir şöyle, gelinen nokta? Şimdi şöyle... E... Bu başlıkları konuşalım ama 3600 ile ilgili burada tabloları yayınlamış ve kim evet. taşır alacağını söylemiştik. 3600 meselesi bu yıl bitecek yani zaten hı hı. resmi gazetede yayınlanmıştı. Haziran demişti Sayın Bakan belki Mayıs'ta hı hı. da bitme ihtimali var. EYT meselesine gelince bu tabi AK Parti Grup Başkan Vekili e, Sayın Vekil burada da biz bir programda bir aradaydık. Ben böyle program arasında sormuştum ne yapıyorsunuz bu konuyla ilgili çalışıyor musunuz EYT ile ilgili? Çalışıyoruz dedi hani hem işte Cumhur İttifakı ortağıyla ile MHP ile birlikte çalışıyoruz. <laughs> Hem Çalışma Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz dedi ama bir takvim vardı. Neydi takvim? Asgari ücretin belirlenmesi ki e, rekor bir zam yapıldı. Ardından senin söylediğin gibi 3600 meselesi var. E, i̇şte sözleşmelere kadro meselesi var. E, i̇şte vergisiz ücretlerin e, uygulanması meselesi var. Böyle bir takvimle gidiyoruz. Bundan sonra EYT meselesi de gündeme gelecek dedi. <laughs> Ve yine bir açıklama yapmasıyla gündeme geldi. Şöyle bir baktık hani bunun rotası ne olabilir diye EYT meselesini e, EYT'nin açılımını da söylüyorum hani emeklilikte yaşa takılanlar <laughs> bir tarif de yapalım. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş. Kadınsa 20 yılı, erkekse 25 yılı tamamlamış. Belli bir prim gününü tamamlamış ama yaş şartına takılmış. Arkadaşların oluşturduğu bir gruptan bahsediyoruz. Kimisi 5 milyon diyor. Kimisi... Tarihi bir kere daha verelim mi? 9 Eylül 1999'da o zaman yasa değişti. E, yasanın değişmesiyle işte emeklilikte de yaş şartı geldi. Hı hı. E, dolayısıyla bundan önce sigortalı olmuş olanlar var. Ama tabii karmaşık bir yapı var orada mesela. Öncesinde sigortalı olmuş sonra 99'dan sonra atıyorum memur olmuş şu anda memur. Mesela bu arkadaşı nasıl emekli edeceksiniz falan gibi. Dolayısıyla üzerinde çalışılması gereken e, bir konu. Bir rota tespit ettik şöyle bir beş adımda. Bir kere kapsamın tespit edilmesi lazım. Şimdi ben bir tarif yaptım ama 9 Eylül 99 öncesinde 20 ya da 25 yılını doldurmuş sadece yaşı bekleyenler diye. Dolayısıyla burada bir tarif yapılacak. Bu tarifin sonunda hani kimler EYT kanunu kapsamına girer diye. Dolayısıyla sayı da orada ortaya çıkacak. Çünkü hani 5 milyon diyen var, 6 milyon diyen var, 10 milyon diyen var. Herkes bir şey söylüyor bu hı hı. noktada. Dolayısıyla öncelikle bunun tespit edilmesi lazım. Kimler hak sahibi olacak diye. Sonra emeklilik şartlarının belirlenmesi lazım. Bu da önemli. Bunun da üzerine çalışılması lazım. Yani işte nasıl emekli edeceksiniz? E dediğim gibi daha önce bağ olmuş, sonra memur olmuş, sonra SSK'lı olmuş. Hangi kurumdan emekli edeceksiniz? Kaç yaşında emekli edeceksiniz? gibi. Burada da bazı formülleri konuşmuştuk seninle. İşte... 50 yaş formülü var. Ondan sonra sadece primi yılını dolduranların emekli edilmesi formülü var. İşte Finlandiya, Almanya'da uygulanan <laughs> belli oranda maaş kesintisi gibi formüller var. Bunun da üzerine çalışılacak. Tabii işin bir mali boyutu var. Neticede bir maaş verilecek. Dolayısıyla mali boyutunun tespiti ve kaynak bulunması önemli. <laughs> Kimler nasıl emekli edilecekse, onlara ne kadar maaş bağlanacak? Atıyorum işte hangi kurumdaysa o kurumdan mı maaş bağlanacak? Mesela e, demin söylediğim gibi arkadaş SSK'lı olmuş, sonra memur olmuş, memur olmuş. İşte kademesine, derecesine göre mi maaş bağlanacak yoksa SSK'lı olarak ödediği primlere göre mi maaş bağlanacak? Hepsinin de tespit edilmesi gerekiyor. Burada bir cümleyle söylediğim şeyler milyonlarca insanla ilgili yaptığınız çalışma bir de spesifik herkes için bir çalışma yapmanız lazım. Hani toptan herkesi emekli ettim de diyemezsiniz. Orada bir hak kaybı da olabilir. Dolayısıyla herkes için bir çalışma lazım. Uygulama usulünün belirlenmesi lazım. Mesela bak bu da önemli. Niye? Çünkü diyecek ki mesela işte 9 Eylül 99 öncesinde filan 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 şartlarda olanlar emekli ediliyor. E ben pek belki emekli olmak istemiyorum. Yani memurum, şu anda öğretmenim. Öğretmenlik yapıyorum. Devam Hı -hı. etmek istiyorum. Hı -hı. Ya da işte dükkanım var, bağ kuruluyum. Şirketimden ayrılmak istemiyorum. Emekli ne yapacağız? Burada reisen mi emeklilik olacak? Bize mi soracaklar? Kimler isteyecek? Bunların da tespiti lazım. Yine Her basamakta onlarca soru işareti var. Onlarca soru işareti gereken. var ve bir de spesifik yani. Hı hı. Diyelim ki 5 milyon varsa 5 milyon insan için ayrı ayrı işlem yapılması gerekiyor. O yüzden ben hep başından beri bu kolay bir şey değil demiştim. Hani bir yasa çıkartıp herkesi emekli etmek gibi bir şey söz konusu değil. Hak kayıpları olabilir. İstemeyen adam emekli hı hı. olur. Yani çalışıyordur adam bir yerde İyi de maaş alıyordur emekli olmak istemeyebilir. Yasalaşma aşaması var. Tabii bu en kolay aşaması bence hı hı. burası ama burada da işte bir tasarı hazırlanacak. Bu meclise gelecek. Mecliste belki buna ilaveler çıkartmalar yapılacak. Hı hı. Sonra yasalaşacak. Süremiz mi bitti? Bitti. Evet peki. <laughs> yani dediğim gibi zor bir iş. Allah kolaylık versin. Ama evet, çözüm için bir irade iş. oluşmuş. İşte hem mecliste hem çalışma bakanlığında. Hı hı. Öyle gözüküyor ki bununla ilgili gelişmeleri daha konuşacağız.